komplo düzenleyenlerin meclise ve kamuoyuna karşı orduyla yapmak istedikleri aldatmaca ortaya çıkarıldı. Efendiler, aynı zamanda milletvekili olan genelkurmay başkanı ve komutanlar, orduda siyasetle ilgili kişilerin bulunmasındaki sakıncayı kabul ederek, bu konudaki önerimi iyi karşıladıktan ve bana gerçekten güvenlerini gösterdikten sonra, Cevat ve Cafer Tayyar Paşaların müfettişlik ve komutanlıkta kalmaları uygun görülemezdi. Dolayısıyla hemen askeri görevlerine son verildi. Yerlerine gerekli kişiler atandı ve durum Milli Savunma Bakanlığınca bütün orduya genelge ile bildirildi. Kazım Karabekir ve Ali Fuat Paşalara Milli Savunma Bakanlığı tarafından bir emir bildirilerek yerlerine atanan kişilere askeri görevlerini gereğine göre devir ve teslim ettikten ve bunu haber verdikten sonra meclise girmeye ve yasama görevlerini yapmaya başlayabilecekleri bildirildi. Bu durum başbakan tarafından meclis başkanlığına da resmen yazıldı. Meclise girmiş olan Kazım Karabekir ve Fuat Paşalar meclisten çıkarıldı. Fuat Paşa askeri görevini sona erdirmek üzere tekrar Konya'ya gitti. Kazım Karabekir Paşa, Sarıkamış'tan kendi yerine gelecek olan komutan görevine başlayıncaya kadar meclis dışında kalmak zorunda bırakıldı. Milletvekilliklerini korumak isteyen iki komutanın orduyla ilişkisi kesildi. Bu şekilde komplo düzenleyenlerin meclise ve kamuoyuna karşı orduyla yapmak istedikleri aldatmaca ortaya çıkarıldı. Efendiler, 1 Kasım 1924 günü meclisin ikinci toplantı yılının açılacağı gündü. Bu sebeple oturumu ben açtım. Alışılmış açış konuşmamı yaptım. Ben başkanlık kürsüsünden ayrıldıktan sonra Fevzi, Fahrettin, İzzettin, Ali Hikmet, Şükür Naili Paşaların istifa mektupları ve Başbakanın orduda komuta değişikliğine ilişkin 31 Ekim 1924 tarihli yazısı sırayla okundu. Meclis 5 Kasım günü toplanmak üzere oturuma son verildi. Efendiler, Kazım Karabekir Paşa 1 Kasım 1924 tarihli bir yazıyla Meclis Başkanlığına başvurarak Milli Savunma Bakanlığının kendisinin meclise katılmasını engellediğinden şikayet etti. 5 Kasım günü mecliste okunan bu yazıda Kazım Karabekir Paşa diyordu ki, İstifamdan 5 gün sonra, 30 Ekim 1924 Cuma günü akşamı geceleyin. Milli Savunma Bakanı'nın Sarıkamış'tan gelecek olan asıl komutanın gelişine kadar beni meclise katılmaktan alıkoymak isteyen bir bildirimini aldım. Yazı şu cümleyle son buluyordu. Bununla beraber bu konuda yetkili olan Yüce Meclis'in kararını beklediğimi saygılarımla bilginize sunarım. Kazım Karabekir Paşa, Milli Savunma Bakanlığı'na da aynı tarihte bir yazı yazarak, devir ve teslim nedeniyle belirsiz bir süre için milletvekilliği görevime devam etmemekliğim bildiriliyor. İstifa ettiğim gün asıl komutanı bekleme konusu ileri sürülmemişti. Beş gün sonra bilmem neden böyle bir sebep yaratıldı. Meclise katıldıktan sonra isterse geçici bir şekilde olsun tekrar bir görevi kabul, hem isteğime hem de Büyük Millet Meclisi'nin kararına bağlı olduğundan Durumu adı geçen meclis başkanlığına yazdığımı saygılarımla bilginize sunarım. Efendiler, ordumuzun yükselmesi ve güçlendirilmesi için tasarılar sunduğundan söz eden ve onlar dikkate alınmadığından üzüntü ve ümitsizliğim çok büyüktür diyen eski müfettiş paşa, ülkenin üçte birini kapsayan koskoca bir orduyu keyfinin istediği anda beş satırlık bir kağıtla başsız bırakmanın ne kadar hafif ve ordunun yükselmesi ve güçlendirilmesi bakımından esas olan disiplini ne derece bozan bir hareket olduğunun farkında görünmüyor. Dikkate alınmadığını ileri sürdüğü raporları ve tasarılarıyla yapamadığı işi, devletin bir ültimatom aldığı ve ondan dolayı olağanüstü olarak topladığı mecliste yapmaya kalkıştığını ileri süren müfettiş paşa, Kendisi gibi hareket eden arkadaşlarıyla beraber hiç uygun olmayan bir zamanda orduya ne kötü bir kargaşa örneği gösterdiğini anlamak istemiyor. Ordumuzun yükselmesi için fikir ve görüşlerinin beğenilmemesine kırılan kişi, askeri görevlerin devir ve tesliminin yasal bir görev olduğunu, ordunun yönetim ve disiplininin esenliği için onu yapmak zorunda olduğunu bilmez gibi görünüyor üzerindeki askeri görevinin son bulduğunu meclise resmen bildirecek makamının ona askeri görev vermiş olan makam olmasının doğal bulunduğunu dikkate almıyor. Efendiler, Kazım Karabekir Paşa'nın meclis başkanlığına olan yazısının ardından başbakanın bir yazısı ve iki eki de okundu. Başbakan, Karabekir Paşa'nın Milli Savunma Bakanlığı'na olan başvurusunu ve bakanlığın ona verdiği yanıtı aynen meclisin bilgisine sunuyordu. Milli Savunma Bakanı Kazım Karabekir Paşa'nın bütün iddia ve görüşlerinin doğru olmadığını açıkladıktan sonra ona ordu müfettişliğine ait görevler ve gizli belgeleri doğrudan doğruya kendisinin yerine gelecek olan komutana devir ve teslimini ve bunun haber verilmesini tekrar belirtiyor ve emrediyordu. Acaba bu son uyarıdan sonra eski müfettiş paşa anlamış mıdır ki yurdun savunması için ordusuyla ilgili önemli görevi, gizli belgeleri Devlet kendisine güvenerek vermiştir. Onları yerine geçecek ve devlete karşı sorumlu olacak olan komutana gösterilmeden kendiliğinden istediğine bırakması ve vermesi büyük bir hatadır. Ağır yasal işlem yapılmasını gerektirir. Bunları anlamış mıdır? Kazım Karabekir Paşa'yı bir an önce meclise sokmakta acele edenler yaptığımız işlemi bozmaya çalışıyorlardı. Efendiler, Kazım Karabekir Paşa'yı meclise bir an önce sokmakta acele edenler, yaptığımız işlemi bozmaya çalışmakta gerekeni yaptılar. Ferud'un Fikri Bey, Tunceli Milletvekili ilk olarak ortaya atıldı. Vehbi Bey, Balıkesir Milletvekili, meclise katılan bir arkadaşı, bir üyeyi görüşmelere katılmaktan herhangi bir güç alıkoyabilir mi, böyle şey olur mu? diye konuşmaya ve suçlamaya başladı. Saygıdeğer milletvekili, fikir arkadaşını bir an önce mecliste çalışmaya başlatabilmek için yasanın gücünü onun ezici iktidarını ve o güç ve iktidarı kullanmak için yüce meclisin ve ulusun güven ve itimadını kazanmış insanların azim ve kararlarında ne derece kesin olduklarını unutmuş gibi görünüyordu İsmet Paşa'nın konuşması bu yaygaraları susturdu Bununla ilgili görüşmeler kapandı paşalara verilen emirler olduğu gibi uygulandı Hükümet çarpışmayı açıktan ve cepheden kabul etti. Meclis genel görüşmesine geçti. Söz konusu sorun, mübadele, imar, İskan Bakanlığı hakkında gen soruydu. Başbakan İsmet Paşa kürsüye çıkarak şu öneride bulundu. Birçok konuşmacının bayındırlık ve yerleştirme işleri üzerinde değil, çeşitli fırsatlarla diğer bakanlıklara ait işlere değindiklerini gördüm. Hatta bazı konuşmacılar başbakanın devletin iç ve dış siyaseti hakkında enine boyuna ayrıntı vermesi isteğini göstermişlerdir. Bu isteklerin tümünü memnuniyetle benimsiyorum. Mübadele Bakanı, Yüce Meclis'in oyları ve uygun bulmalarıyla başkan vekilliğine seçilmiştir. Fakat bu nedenle gen sorunun önem ve kapsamının hiçbir şekilde küçümsenmemesini öneririm. Ben güzel taktiği severim. Bu şekilde hükümet sahnenin perdesini kaldırdı ve oyun hazırlığı yapanların oyunlarını uygulamasını çabuklaştırdı. Hükümet açıktan ve karşı karşıya çarpışmayı kabul etmiş bulunuyordu. Efendiler, lehte ve karşıt olmak üzere 30 kadar konuşmacı söz aldı. Adalet ve Milli Eğitim Bakanları da konuşma yaptılar. Tartışma 5 saat sonuçsuz devam etti. Gen soru görüşmesi ertesi güne bırakıldı. Ertesi gün öğleden sonra saat 14.30'da görüşmeye başlandı. İlk kürsüye çıkan İçişleri Bakanı ve Mübadele, İmar ve İskan Bakanlığı Bakanı Recep Bey oldu. Uzun açıklamalar yaparak konuştu. Karşıtlar yerlerinden Recep Bey'e kısa sataşmalar yapıyorlardı. Recep Bey bir noktada dedi ki: "Bazı gazeteler ve bazı kişiler diyorlar ki Ankara'da bir hükümet varmış." Meclisin bütün tatil zamanında ülkeyi ne kadar kanunsuzluklar, ne kadar usulsüzlükler varsa hep bunlarla yönetmiş. Söylentilere göre bazı arkadaşların bir takım gizli defterleri de varmış. Orada bakanların yaptıkları kanunsuz hareketler yazılıymış. Bir gün gelecekmiş, meclis toplanacak ve orada hükümeti hesaba çekeceklermiş. O zaman o gizli defterlerde yazılanlar ulusun önünde hükümetten sorulacakmış. İşte o gün gelmiştir o defterlerde yazılanları ulusun önüne döksünler. Ferud'un Fikri Bey, arkadaşları adına çoğul konuşarak yanıt verdi. Sırasında dökeceğiz, dedi. Recep Bey karşılık verdi. Dökünüz efendim, bekliyoruz. Hükümet, ulus önünde bağrını sorumluluğa açmış olarak daima karşınızdadır, dedi ve şu sözleri ekledi. Ülkenin gizli kapaklılığa, anlaşılmaz sözlere, belirsizliğe, kararsızlığa dayanacak gücü yoktur açık eleştiri yapılmaksızın, etrafta bir takım kuşku bulutlarının her gün dolaştığını fısıldayarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin bu taze varlığın hayatında zararlı karışıklıklar varmış gibi göstermek bu ülkeye ihanettir. Herkesin köşe bucakta, koridorlarda, şurada burada bir takım asılsız boş düşüncelerle kamuoyunu bulandırmaktansa, bu herkese eşit derecede açık olan ulus kürsüsünde gelip gerçeği söylemesi gerekir. Gerçek söylenmez ve yine bu asılsız düşüncelerin aşılanmasına devam edilirse bunu yapanların bu ülkenin kaderiyle sağlam ve içten bir bağları olmadığı yargısına varacağım. Ben kendim bunu böyle sayacağım ve sanırım ulus da böyle sayacaktır. Bu kürsüye davet ediyorum ta ki ulus bilsin gerçek ne taraftadır. Sanı, kuşku, iftira, suçlama ne taraftadır. Recep Bey'den sonra karşı olarak konuşma yapan bir takım kişiler dinlendi. Onlara da Ticaret Bakanı Hasan Bey, Trabzon Milletvekili ve Milli Savunma Bakanı Kazım Paşa yanıt verdiler. Karşı olarak söz alanlar arasında Rauf Bey de vardı. Ona da söz sırası geldi. Rauf Bey, İmar ve İskan Bakanlığı'na yöneltilen soru ve gen soru kapsamına hükümetin tamamının alınmasına uygun bulmamakla beraber, Başbakanın bu hareketini yiğitçe buldu ve sözlerinin başında, ''Meclis bir kötü niyet karşısında bulunan hükümete saldırı durumuna geçmiştir.'' dedi. Yunus Nadi Bey anlamadık dedi. Rauf Bey açıkladı. Dedi ki eleştirenler hükümete seslenirken kasıtlı bir iş yapmışlar ve ona saldırıyorlarmış gibi durum görüyorum. Rauf Bey konuşmacıların ağır kelime kullanmamaları. Hükümeti küçük düşürecek şekilde sözler söylenilmemesi gibi öğüt verircesine ve ılımlı bir tavır ve tutumla Feridun Fikri Bey'in önerisine değindi ve onu savundu. Tunceli Milletvekili'nin önerisi bir anket parlamenter idi. Meclis soruşturması kurulu oluşturulmasının acil olarak karar altına alınması isteniyordu. Feridun Fikri Bey'in buna ilişkin bir önergesi ve bu önergenin ad okunarak oya konması için de Feridun Fikri Bey ile beraber daha 16 arkadaşının diğer bir önergesi vardı. Rauf Bey dedi ki, Soruşturma komisyonu diye Türkçeleştirdiğim bu komisyondan söz edildi. Söz konusu eden Feridun Fikri Bey'dir. Rauf Bey sözüne şöyle devam etti. Bakanlar böyle bir komisyonun kabulünü bu ana kadar saygın olan vatan ve ulus duygularına karşı bir leke ve bir aşağılama saydılar. Yunus Nadi Bey, Rauf Bey'in sözünü kesti. Biraz öyle, dedi. Rauf Bey tekrar devam etti. Hepimizin hatasız olmadığını kabul ederek sunuyorum ki ve bunun gerekli olduğunu ben de ilgili olduğum için herkesten önce ben istiyorum, dedi. Cumhuriyet sözünü söylemeye Rauf Bey'in dili varmıyordu. Rauf Bey söz söylerken meclise karşı çok saygılı olduğunu göstermek için de fırsat aramaya önem veriyordu. Bir sırasını getirerek dedi ki: "Bu yüce meclisin koyduğu kanunlara bazı sıfatlar verilmiştir. Koridor kanunları" denilmiştir. Rauf Bey yüce meclise saygı gösterilmesini istiyordu. Rauf Bey yüce meclisin cumhuriyeti ilan eden kanunu kabul etmesi üzerine takındığı saygısız tavrın unutulduğunu sanmış olacak. Masar Müfit Bey, Denizli Milletvekili, onu ilk önce saygıdeğer arkadaşınız Muhtar Beyefendi söylemiştir, dedi. Bu söz Rauf Bey'e sözünün yönünü değiştirtti fakat Muhtar Bey alındı. Sahip Bey, Kozan, söze karıştı. Sonunda başkanlık makamının karışması ve uyarısıyla Rauf Bey sözüne devam etti. Rauf Bey döndü dolaştı, sonunda ilke konusuna dayandı. İlkemiz, yolumuz kayıtsız şartsız ulusal egemenlik ilkesidir, dedi. Yunus Nadi Bey'in sesi işitildi. Cumhuriyet. Rauf Bey yanıt vermedi. Başladığı cümleyi şu şekilde tamamladı. Ulusal egemenliğin tek belirdiği yer Büyük Millet Meclisi'dir. Cumhuriyet. Sesleri bütün meclis salonunu doldurdu. Ali Sahip Bey, Kozan, Cumhuriyet dedi. Rauf Bey, Ali Sahip Bey ile konuşmaya başladı. İhsan Bey işe karıştı. Sözleriniz açık değildir Rauf Beyefendi dedi. Rauf Bey, Açıktır. Çok rica ederim İhsan Beyefendi. İhsan Bey, o kadar açık değildir. Uzun zamandan beri sizinle anlaşamadık, dedi. Rauf Bey, İhsan Bey'in yüksek adalet duygusuyla dolu bulunduğundan, yargıçlık yaptığından söz ederek ona dedi ki, Suçsuzluk asıldır. Aksini kanıtlamadıkça bir tarafı kuşku altında bulundurmak ve böyle belirtmek doğru değildir. İhsan Bey yanıt verdi. Gerçeği söylemeyen sanıktan kuşku duymakta hakim haklıdır, dedi. Rauf Bey ile İhsan Bey arasında bu konuşma biraz uzadı. Başkan duruma karıştı. Rauf Bey devam etti ve ''Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nda bakanların görev ve yetkileriyle ilgili bir kanun yapılması söz konusuydu. Bu yapıldı mı? Bunu sorarım.'' dedi. Efendiler, kanunların meclis tarafından yapılması doğal olduğundan hareketle Rauf Bey hükümete değil, kendisinin de üyesi bulunduğu meclise soru soruyordu. Rauf Bey, Şurayı Devlet, Danıştay kuruluşuna değindikten sonra meni kanunu, eşkıyalığı önleme kanunu uygulanmış mıdır, köy kanunu uygulanmış mıdır şeklinde İçişleri Bakanı'ndan başlayarak bayındırlık, ticaret, ziraat, milli savunma, adliye ve milli eğitim bakanlarına birçok sorular yöneltti. Bütün bu sorularla Rauf Bey'in ulus ve ordunun dikkatini çekmek istediği anlaşılıyordu. Örneğin Karadere ormanları hakkında bir işlem olduğunu basında görmüş. O iş nasıl olmuş ve fedakar ve kahraman ordumuzun İstiklal Savaşı'nın ardından savaş durumundan barışa geçişinde büyük bir düzen ve olgunluk gösterdiğini işittik ve gurur duyduk. Fakat ondan sonra barındırma ve besleme bakımından durumu aynı derecede kuvvetli kabul edip düşünebilir miyiz? Bu yönden bize aydınlatmalarını rica ederiz." dedi. Rauf Bey'in bu sorusunun ortak bir soru olduğu kendi söyleyişinden anlaşılıyor. "Rica ederiz." diyor. Gerçekten bu sorunun o güne kadar orduların başında bulunan iki ordu müfettişinin de katılımıyla düzenlenmiş olduğunu düşünmemek için bir sebep yoktur. Rauf Bey adliyede örgütün değişimi dolayısıyla yapılan uygulamaların adaleti sağlamak için en uygun şekil ve yol olup olmadığını öğrenmek istiyordu. Milli Eğitim Bakanından da ilk öğretim süresinin kanuna aykırı olarak niçin azaltıldığının açıklanmasını istedi. Rauf Bey, İstanbul Valisi'nin gece manevrasından, İstanbul'un belediye ile yönetilmesinin halkın haklarına saldırı olduğundan da söz ettikten sonra, Milli Eğitim Bakanı Vasıf Bey ile basın arasında meydana gelen bir olaydan ve bu fırsatla öğretmenlerden söz ederek dedi ki, Öğretmen ordusunun, aydın ordunun şu veya bu tarafı tercih eder, destekler şekilde yayın yapmaları doğru mudur? Rauf Bey bunun doğru olmadığını söyleyerek konuşmasını şu cümleyle bitirdi. Allah vatanımı, ulusumu ve hepimizi korusun. Bu cümlenin karşılandığı alkışlardan sonra İçişleri Bakanı kürsüye çıktı. Gümüşhane milletvekili Zeki Bey ondan önce olduğunu ileri sürdü. Vehbi Bey: "Efendim, bu konu bakanların meclisi sorguya çekmesi oldu." dedi. Başkanlık, bakanların söz hakkına ilişkin iç tüzüğü hatırlattı. Recep Bey de gayet geniş bir gen soruyla karşı karşıya bulunan bakanların tüzük ile belirlenmiş olan söz söyleme haklarına izin verilmemesi durumunda gerçeğin açıklığa kavuşmasına yardım edilmemiş olacağını söyledikten sonra yöneltilen sorulardan kendisiyle ilgili olanlara birer birer yanıt verdi. Konuşması sırasında Rauf Bey'in kürsüye öğüt verircesine bir tavırla çıktığını işaretle bu meclis hiçbir zaman tam bir sessizlikle hareket etmek zorunda olan ne bir okul ve ne de bir fen akademisidir," dedi. Rauf Bey'in bugün bile kürsüde açık olmadığına, anket, soruşturma adını söylemeyerek Feridun Fikri Bey'in bir yıllık çalışmayla ilgili olan ve üç bakanlığı kapsayan anlamsız, haksız, mantıksız ve kanunsuz ve hükümet dengesini yıkan bir şekildeki anket parlamenter önerisini istediğine genel kurulun dikkatini çekti. Ferud'un Fikri Bey yeniden Recep Bey'in mantıksızdır sözüne karşı çıktı. Bu sözü geriye almasını istedi. Recep Bey, geriye almıyorum efendim, mantıksızdır, gerçek olduğu gibi söylenir, dedi. Ferud'un Fikri Bey'in mantıksız sözünü kabul etmiyorum sözüne Recep Bey yanıt verdi. Ferud'un Fikri Bey, dedi, siz daha ağır şeyleri kabul etmeye alışıksınız. Daha ağır şeyler Adalet Bakanı Necati Bey tarafından yöneltilmiş. Feridun Fikri Bey, Adalet Bakanı sözlerini geri aldılar, dedi. Necati Bey yerinden fırlayarak, sözlerimi geri almadım, dedi. Biraz gürültü oldu. Sonunda başkan, rica ederim gürültüyü keselim, dedi. Recep Bey devam ettiği açıklamasında, birçok kişide defterler varmış, demiştim. Şimdi Rauf Bey'in sözlerine göre hazırlanmış sorulardan 10-15 tanesinin silinmesi fırsatını bulacağız. İşte efendiler, dedi. Defterlerin yavaş yavaş ilk sayfaları çıkıyor. Recep Bey, Rauf Bey'in konuşmasında kullandığı taktiğe işaret ederek dedi ki, Rauf Bey, hem bütün bu soruları soruyorlar ve hem de asla bir sorumluluğu ve hükümeti düşürmek gibi bir şeyi hedeflemiyorum, diyorlar. Bir gen soru günü ulus kürsüsüne çıkan kişi ya yandaştır veya karşıttır. Yandaş ise hükümetin desteklenmesini ister, karşıt ise düşürülmesini ister ve bunu açık ve net olarak söylemek gerekir. Yoksa Rauf Beyefendinin sözleri boş sözlerdir. Recep Bey'in bu cümlesi Rauf Bey ile aralarında kısa bir konuşmaya yol açtı. Fakat saldırıyorsunuz, siz de sözlerime karışıyorsunuz gibi sözler karşılıklı olarak söylendi. Sonunda Recep Bey konuşmasına devam ederek dedi ki, Saygıdeğer efendiler, bir takım sorular soruyorlar. Ahmet gelmiş midir? Kanun uygulanmış mıdır? Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsü böyle gen soru görüşülürken hedefsiz olarak sorulacak ve söylenecek sözlerin yeri değildir. Buraya çıkıyorlar, söylüyorlar, söylüyorlar, sonuç olarak söylüyorum, söylüyorum ama bir şey yoktur diyorlar. Böyle olunca söylenenler boş sözdür ve amaçsızdır. Durumun tanımı budur. Recep Bey sözlerine şöyle devam etti. Çok dikkat ettim. Rauf Bey buraya çıktılar. Sırası geldi. Gerekti. Başka tanım yaptılar. Fakat Cumhuriyet sözcüğünü söyleyemediler. Saygıdeğer arkadaşlar, dedi. Şaka yapmıyoruz. Büyük bir inkılaptan çıktık. Aydınlık bir geleceğe gidiyoruz. Bütün gerekleri, bütün koşulları, bütün açıklığıyla bir hedefe yürüyoruz. Rauf Bey'de nedir bu küskünlük ki sırası gelmiş ve arkadaşlar bu nedenle fırsat vermişken bu kutsal adı söylememekte inat ve ısrar etmişlerdir. Fakat dikkate değer bir noktadır ki bu kişi İstanbul'da kıyametleri kopardı. Elinden gelen her şeyi yaptı ve karşınıza çıktığı zaman bütün bu yaptıklarından döndü ve yemin ederek dedi ki ben cumhuriyetçiyim. Bugün kendisinden kuşku duyuyorum. Beni bu kuşkunun yanlış olduğuna inandırmayı kendileri için gerekli sayarlarsa çıksınlar kürsüden veya başka bir yerden söylesinler ki Böyle bir kuşkuya yer yoktur. Yoksa Rauf Bey'in cumhuriyete olan bağlılığından kuşkum vardır ve bu kuşkum devam edecektir. Gerçek budur. Recep Bey açıklamasını bitirirken, ''Saygıdeğer arkadaşlar'' dedi. Bugüne kadar boğazımıza kadar kan içinde yoğrularak bu davayı, bu kutsal vatanın kesin yükselişini sağlayacak olan bu davayı bugünkü aşamaya kadar getirdik. Bugünden sonra en büyük hata Kararsızlıklar, kuşkular, belirsizliklerdir. Bunların nereye varacağını kimse bilemez. Recep Bey kürsüden inerken başkanlık makamı isteği üzerine kendini savunmak için Rauf Bey'e söz verdi. Rauf Bey, sizin her kararsızlık gösterdiğiniz zamanda ben tekrar yemin etmek ve ant içmek zorunda mıyım? dedi. Zorundasın, sesleri yükseldi. Rauf Bey bu seslere, hayır efendiler, kimsenin kimseden kuşku duymaya hakkı yoktur, cümlesiyle yanıt verdi. Buna Afyonkarahisar Milletvekili Ali Bey yerinden karşılık verdi. Sen de o zaman bu toprakta oturamazsın. Atalarının, babanın ve dedenin geldiği yere gidersin. Bu toprak bunu istiyor. Bunun üzerine Rauf Bey karşı olduğu noktayı açıklamaya çalıştığı bir konuşma yaparak dedi ki, Kayıtsız şartsız ulusal egemenlik ilkesine dayanan bir yönetimi, demokrasi denilen halk yönetimi ilkelerini kurmak için ve bu ilkeler üzerine ulustan vekalet aldık. Bir takım arkadaşlarımız ulusun bu hakkını meclisten alıp şu veya bu makama, meclisi dağıtmak ve kanunları geri çevirme hakkını vermek anlayışını gösterdiler. Ve o doğrultuda ilerlediler. İşte ben buna karşıyım. Recep Bey bu sözlere yanıt verdi ve açıkladı ki, Rauf Bey karşı çıktığı zaman henüz Teşkilat Esasiye Kanunu ve böyle bir takım hakların kimseye verilmesi veya verilmemesi söz konusu bile değildi. Bu sorunlar ancak aylarca sonra söz konusu edildi. Recep Bey, efendiler bu yanıltmacadır, dedi. Rauf Bey, karşı çıkma sebebini iyi anlatabilmek için şöyle bir açıklamada bulunmaya gerek gördü ve dedi ki, Efendiler, değil halifeci ve sultancı, bu makamın haklarını almak eğiliminde olan herhangi bir makamın da karşısındayım. Rauf Bey, halifeci ve sultancı olmadığını söylerken, Cumhurbaşkanlığı makamının, Cumhurbaşkanının karşısında olduğunu açıklıyor ve ilan ediyordu. Daha önce yeri geldiğinde bildirdiğim üzere Rauf Bey, Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti şeklinde ısrarlıydı. Adın değişmesiyle yani Cumhuriyet ünvanı almış olmakla beraber kuruluşun o niteliğinin korunmasını istiyordu. Niçin? Çünkü Cumhurbaşkanlığı makamı hilafet ve saltanat makamlarının haklarını almak eğilimindeymiş. Efendiler, görüş diye ortaya atılan bu sözler Recep Bey'in dediği gibi boş laf değil de nedir? Bu gibi sözlerle kurulan mantık yanıltmaca değil de nedir? Bu görüş ve mantığın anlam ve üzünü Rauf Bey'in bugünkü işleri ve çalışmaları pek güzel göstermektedir. Fakat biz bunu anlamak için bugünlere kadar beklemek dikkatsizliğini gösteremezdik. Bundan dolayı bizi bağışlasınlar. Mecliste yapılan görüşmelerin karşı görüşlü basındaki yankıları Efendiler, o günde gen soru sonuçlanmadı. Görüşme ertesi güne bırakıldı. 8 Kasım günü yapılan görüşmeye gelmeden biraz da o günlerdeki bazı yayınları gözden geçirelim. Vatan Gazetesi'nin 5 Kasım 1924 tarihli sayısındaki baş makalede hükümeti eleştirenler ve karşı tutum alanlar övülmekte ve hükümet taraftarları suçlanmaktadır. Baş yazar henüz ağzını açmayan eleştiri yapmaya aday kişilere karşı her gün kulaktan kulağa yeni bir saldırgan söz fısıldanıyor. Hükümetçi gruptan kime rastlasanız o günün gizli günlük emrinde bulunan sözleri aynen işitirsiniz. Dedikten sonra sözlerini doğrulamak için bir takım örnekler sayıyor ve körü körüne emre uymayan, gerçeği gören ve söylemek isteyen kişileri baştan susturmak için her yola başvuruyorlar. Ve Kişisel irade doğal durumun ve düzenin üstünde bir etken niteliğini koruyacaktır diyor. Efendiler yazar Gizli Günlük Emir ve kişisel irade sözleriyle Ulusa neyi haber vermek istiyordu? Gizli günlük emirler veren, kişisel iradesini etken kılan kimdi? Bu üstü kapalı sözleri kullanan makale sahibi sonunda bize İki tarafı tarafsızca bir hakem haliyle çağırıp dinlemek, Cumhurbaşkanı'nın en nazik ve önemli görevidir. Öğüdünü veriyor. Bu görevin hemen yapılmasını istiyor ve çünkü yarın pek geç olabilir diye de tehdit ediyor. Bir gün sonra benim meclisin yeni dönem açılış konuşmamdan söz eden aynı yazar, eleştiri eğilimi gösteren en bağımsız fikirli vatandaşları zaman zaman ortadan kaldırmaya çalışan tekelci bir siyasi sistem, gelişme ve ilerleme için ezici bir cehennem makamındadır. Cümlesiyle, uyguladığımız sistem hakkında pek haksız ve acımasızca bir suçlamada bulunuyor ve uğursuz gidişin belli bir noktada durdurulması, yeni bir çığır açılması gerekmektedir, diyerek bize tekrar görevimizi hatırlatıyordu. Vatan yazarı bir gün sonra yazdığı Sokaktaki Adam başlıklı makalesini, İnşallah iyi olur demekten başka bir şey kalmamış gibi görünüyor cümlesiyle bitiriyordu. 8 Kasım 1924 tarihli Vatan Gazetesi'nde yayımlanan bir Ankara telgrafında, meclis yüksek mevkide bulunanların onayı olmaksızın hükümeti düşüremeyecektir. Şeklinde büyük harflerle yazılmış izlenimler ve Rauf Bey'in dünkü konuşmasında gen soru dışında önemsiz şeylerden söz etmekle gen soru taraftarlarının yerini ve gen soru davasını zayıflattığı söylenmektedir gibi haberler vardır. Vatan Gazetesi'nin gen soru davasını izlemek için özel olarak gönderdiği muhabiri, izlenimlerinde pek yanılmazlık gösteremiyorsa da, gen soru davasının zayıflama sebebi hakkında verdiği haberde aldanmış görünmüyordu. Efendiler, Tevhid-i Efkar'ın başyazarı da bir sürü baş makalelerle bize karşı olanları destekliyor ve cesaretlendiriyor ve kendini savunan hükümetin ve hükümetten yana milletvekillerinin kendini savunmalarını ve söz söylemelerini bile istemiyordu. Bu başyazar diyordu ki, Mecliste hükümetten yana milletvekilleri böyle her önemli işi gürültüye boğmak eğlencesinde devam ederek eleştirenleri susturdukça, İsmet Paşa hükümeti hiç şüphesiz güven oyu alacaktır. Fakat bu güven oyunun gerçek niteliği sonunda bir küçük sandığın içine fazla miktarda beyaz kağıt atılmış olması olacaktır. Bu safsatalar üzerinde durmaya gerek yoktur.'' Biraz da Tanin gazetesine bakalım. Tanin'in Siyasi Mayalanmalar adlı bir baş makalesinde Ulusal Savaş'ta büyük hizmetleriyle öne çıkmış saygıdeğer ve güvenilir bazı kişiler arasında bir ortak hareket girişiminin başladığının haber alındığından ve Halk Partisi ile ve hükümetle yakın ilişkileri olan basının bu haberleri pek çirkin bir şekilde karşılamalarından ve yorumlamalarından ve daha şimdiden gelecekteki partiyi gözden düşürecek şekilde görüşler ileri sürmeye kalkışılmasından söz edilmektedir. Makalede program sorununa değinilerek Halk Partisi'nin programı olmadığına işaret edildikten sonra ''Biz Halk Partisi'nden hiç memnun değiliz. Fakat Halk Partisi'nin ilkeleri adına söylenen ve görülen şeylere tamamen taraftarız.'' deniliyor ve Halk Partisi ilkelerinden ne anlaşıldığı açıklanarak ''Fakat acaba gerçekte de böyle midir?'' sorusu ortaya atılıyor. Yazar bu soruya olumsuz yanıt veriyor ve karşımızda böyle bir yenilik ve düzeltme partisi görmeyi gönlümüz istediği için Halk Partisini bu dediğimiz şekilde hayal ediyoruz, diyor. Ondan sonra yazar şunları söylüyor. Halk Partisinin programı ve sözleri başkadır, tuttuğu yol başkadır. Halk Partisinin demokratlığı dudaklarındadır. Bu görüşün sahibi birinci cümlesiyle Halk Partisi Cumhuriyet ilan edeceğini, hilafeti kaldıracağını programına yazıp ilan etmedi ve söylemedi. Fakat gerçekten yaptı. Demek istiyorsa doğrudur. Ancak ikinci cümle ile Halk Partisine yönelttiği suçlama doğru değildir. Makale sahibi muhalif kişilerin iktidara geçmek istemelerinin yasallığını kanıtlamak için sarf ettiği birçok sözlere şunu da ekliyor. Vatan düşüncesiyle hareket etmek yalnız iktidardaki kişilere mi, Allah tarafından onlara özgü olmak üzere verilmiş bir erdemdir? Tanin baş yazarı 4 Kasım 1924 tarihinde yazdığı Ordu ve Siyaset adlı bir baş makalede şu değerlendirmelerde bulunuyor. Hükümet şekli cumhuriyettir. Fakat hükümetin yalnız adını değiştirmek hiçbir fayda sağlamaz. Asıl değiştirilmesi gereken nokta işin ruhudur, ilkeleridir. Bugün Birleşik Amerika bunun dışında tutulursa Amerika'da 20 kadar ülke vardır ki hepsinin adı da cumhuriyettir. Hatta hep zincirlerden meydana gelen Haiti bile bir cumhuriyet idi. Fakat buralarda cumhuriyetin mutlak hükümetten farkı pek azdır. Soydan gelen bir hükümdar yerine zorla cumhurbaşkanlığına seçilmiş bir zorba görürüz. İşte bu kadar. Cumhurbaşkanı adını taşıyan despot istediği gibi hükümeti yönetir. Bir mutlak hükümdar gibi keyif ve istediğinden başka bir kanun tanımaz. Tanin baş yazarı bu Amerika Cumhuriyetlerinden Şili'yi dışında tutarak diğerleri için diyor ki, Hiçbirisi bugün gerçek cumhuriyet adını taşımaya yaraşır değildir. Çünkü demokrasiye dayanmıyorlar. Cumhuriyet adı altında mutlak hükümetlerin egemenlik sürmesi askeri liderler yüzündendir. Burada bir an durmak isterim. Efendiler, bu makale milletvekili olan komutanların milletvekilliliğinden istifaları üzerine ve o nedenle yazılıyor. Fakat öyle bir zamanda yazılıyor ki ordularımızın müfettişleri orduları bırakıp hükümeti düşürmek için meclise gelmişlerdir ve bu yazar onları iktidara geçirmek istemelerinin yasallığını kanıtlamak için daha bir gün önce sütunlarca yazı yazmıştır. Cumhuriyetin mutlak hükümetten farksız olabileceğine örnekler getiren ve bunun sebebinin demokrasiye dayanmamak olduğunu söyleyen yazar, hükümet partisinin demokratlığı dudaklarındadır diyen kişidir. Bunun böyle olması askeri liderler yüzündendir diyen kişi, Türkiye Cumhurbaşkanının da askeri liderlerden biri olduğunu bilen kişidir. Bu kişidir ki askeri liderlerden filan ve filanları, askeri liderlerden olan Türk Cumhurbaşkanı ve askeri liderlerden olan Türk Başbakanı ile karşı karşıya cephe aldırmak için ateşli bir şekilde çalışıyor ve sonra sevmediği tarafın yıkılmasını ulusa gerekli gösterebilmek için sözde incelenmeye değer ve ders verici örnekler söylüyor ve hangi general emrine daha çok asi toplayabilirse cumhurbaşkanlığına o geçer ve ordu komutanları eşkıya liderleri birbiriyle çarpıştırarak cumhurbaşkanlığı makamını zorla alıyorlar diyor efendiler bu ve buna benzer sözlerin ne amaçla ve ne duyguyla yazıldığını ve bu gibi yayınların meclis üyelerinde ve kamuoyunda bırakacağı olumsuz ve zararlı etkileri anlamamak mümkün değildi. Gerçekten bu bozguncu etkiler ne yazık ki fiili yansımalarını göstermiştir. Refet, Kazım Karabekir ve Ali Fuat Paşaların Milli Savunma Komisyonuna seçilmemiş olduklarına üzülen aynı cumhuriyetçi yazar bu defada ordu komutanlarının ordulara etkili olabilecek bir heyete seçilmemiş olmasını iyi bulmuyor. Bu noktada pek sevdiğini anlatmak istediği demokrasiye uymaktan bile vazgeçiyor. Bu düşünceleri içeren cümleleri hep beraber değerlendirelim. Siyasi işler başlığı altında yazılmış yazılar arasında Milli Savunma Komisyonu, Millet Meclisi'nin hemen hemen en az siyasi olan hatta siyasi işlerle hiç ilgili bulunmayan bir çalışma alanıdır. cümlesi okunur. Yazar bu cümleyle meclise giren ordu müfettişlerinin siyasetle ilgisi bulunmayan alanda çalışmalarına neden ve niçin olanak verilmedi demek istiyor. Buna şu yolda yanıt vermek mümkündür. Çünkü gerçekten Milli Savunma Komisyonu siyasi işlerle ilgisi bulunmaması gereken bir çalışma alanı ise oraya sadece siyasi işlerle uğraşmak üzere meclise gelmiş olanları sokmakta sakınca olduğu için Yazar bu cümleden sonra devam ederek diyor ki, Burada vatanın namus ve bağımsızlığını savunacak orduyu yönetmeye, düzeltmeye, düzene koymaya ve daha ileri bir duruma sokmaya hizmet edecek kanunlar düzenlenecektir. Politikacılık hırslarına kendilerini kaptırmayıp da yalnız vatanı düşünenler için bu görevin komutanlar arasında en güçlü kişilere verilmesi bir vatan borcudur. Bu cümleler üzerinde biraz duracağım. Ordunun yönetimi, düzeltilmesi, düzene koyulması ve onun daha ileri bir duruma getirilmesi sorunu çok önemlidir. Bu konuda görevli olan ve bununla ilgilenen makam genel kurmaydır. Bu makamda yazarın da dediği gibi en seçkin komutanlarımız bulunmaktadır. Ordunun yönetilmesi, düzeltilmesi, düzene koyulması işlerini üstlenen bu büyük genel kurmay, bu işlerde gerek gördükçe hükümete önerilerde bulunur. Genel kurmayın ve hükümetin içindeki milli savunmanın enine boyuna düşünüp belirledikleri sorunlar her yıl toplanan Yüksek Askeri Şura tarafından incelenir ve görüşülür. Yüksek Askeri Şurayı Genel Kurmay Başkanı, Savunma ve Donanma Bakanları ve Ordu Müfettişleri meydana getirir. Yüksek Askeri Şura'nın incelemesinden geçen ve uygulanması uygun görülen işlerden gerekenler hükümete önerilir. Bu önerilerden uygulanması için kanunlaşması gerekli olanlar varsa işte onlar meclise sunulur. Meclis de ulus yönünden Milli Savunma Komisyonundan ve ilgisi olursa başka komisyonlardan da geçtikten sonra Meclis Genel Kurulu'nda görüşülür ve kanunlaştırılır. Milli Savunma Komisyonundaki üyelerin askerlikten anlaması gerekir. Fakat yalnız askerlikten anlaması yeterli değildir. Devletin maliyesinden, siyasetinden ve daha çok şeylerden de anlaması zorunludur. Yalnız askerlikten anlamak, ordu ile ilgili kanun tasarıları yapmak için yeterli gelseydi, genel kurmayın belirlediğini ve Yüksek Askeri Şura'nın da onayından sonra ayrıca bir komisyonda veya komisyonlarda incelemeye gerek kalmazdı. Çünkü politikayla uğraşan kişiler, askerlikten bile gelmiş olsalar, hayatını, bilim ve tekniği ve her günkü askeri ilerlemeleri izleyip uygulamakla geçiren kişilerden daha uzman ve daha yetki sahibi olamaz. Ordunun yönetilmesi, düzeltilmesi ve düzene koyulması için doğru düşünceler ve büyük deneyimlere sahip olduğunu sanan ve Yüksek Askeri Şura'da kanunen üye bulunan ordu müfettişleri için en uygun çalışma alanı orduların başında ve Yüksek Askeri Şura içindeki yeriydi ciddiyet isteyen bu yerin değerini ve önemini anlamayıp, hükümeti, Milli Savunma Bakanlığı'nı, genel kurmayı beğenmeyip, onları kendi askeri görüş düşüncelerini anlamaktan uzak görerek, siyasi alanda çalışmayı tercih eden komutanların Milli Savunma Komisyonu'na sokulmasına çalışmak, onların orduyla ilgili olup hükümetten meclise gelen her türlü önerilerin sonuçlandırılmasını güçleştirmek ve bunları fırsat sayarak hükümeti düşürmek ve Genel Kurmay Başkanı'nın değiştirmek gibi olumsuz isteklerini karşılamak amacına yönelik olabilir. Tanin başyazarının da bu noktadaki amacının başka bir şey olduğunu sanmak gereksizdir. Amacının gerçekleşmemesinden üzgün ve ümitsiz olan yazar, eski Atina Cumhuriyeti'nde demokrasi ilkelerine o kadar aşırılıkla bağlıydılar ki yönetim kollarının hiçbirinde bilgi ve uzmanlık açısından bile bir sivrilme ilkesi kabul edememişlerdi. Demokrasideki bu aşırılığa rağmen Atina demokrasisinde generaller bu kuralın dışında tutulmuşlardı. Halk partisinin demokratlığının dudaklarında olduğunu, cumhuriyetin mutlakiyetten farksız olduğunu ulusa anlatmaya çalışan bir kişinin bu boş sözlerinin henüz okunmakta bulunduğu günlerde iktidara geçirmek çabasında bulunduğu generallerin demokrasinin bile dışında tutulmalarının uygun olabileceği fikrini ileri sürmesi sanırım dürüst insanların yapabileceği hareketlerden değildir. Efendiler, kin ve hırs bir insanın beynini ve vicdanını kararttığı zaman nasıl konuşur buna bir örnek ister misiniz? İşte buyrunuz, aynı yazarın şu sözlerini dinleyiniz. Halk Partisi'nin, İsmet Paşa hükümetinin ülkeye sunduğu çirkin görünüş, Kişisel hırslar peşinde bu kadar tutsak olan liderler ulusal bir parti kurmayı, ulusu temsil etmeyi ileri süremezler. Gelecek ümidiyle coşan gençler taze ve temiz canlarını bir amaç uğruna verdiler. Ülkeyi kurtarmak için. Ülkeyi kişilerden ve hırslardan başka bir şey düşünmeyen politikacılar elinde oyuncak yapmak için değil. Gerçeğin tam tersini söyleyen bu yanıltmaca ve boş sözlerin sahibi bizim kurduğumuz partiyi ve bizim hükümet kurması için görevlendirdiğimiz İsmet Paşa'nın ve hükümetinin yüzünü çirkin görüyor ve gösteriyor. Efendiler, bizim yüzümüz her zaman tertemizdi ve hep tertemiz kalacaktır. Yüzü çirkin, vicdanlı çirkinliklerle dolu olanlar, bizim vatanseverce, vicdanlı ve namuslu savaşımızı bayağı ve çirkin hırsları yüzünden çirkin göstermeye kalkışanlardır.